kırdığı aks diyelim. Zaten böyle bir aşırı bir partiyi sol sol yapacağım. <laughs> Vadiyle gelmişti Özgür Özel. Bunlar aşırı solun aksiyon pratiğine dair provokatif eylemlerdir. Bununla nasıl mücadele edeceğini işte yer, yere göre değişir. Üniversitede siz başka türlü mücadele edersiniz. Sokakta başka türlü mücadele edersiniz. Efendime söyleyeyim. Mecliste de bellidir. Güvenlik amirleri var biliyorsunuz her partinin. İdare amirleri. Bunlar müdahale edecekler. Gerekiyorsa güvenlikler çağrılacak ve bunlar dışarı çıkartılacak. Bu çok basittir bunun çözümü. Daha evvelde biliyorsunuz bir işte yemin krizleri oldu, bu ülkede bir şeyler oldu, şu oldu, bu oldu. Yapılacak olanlar bellidir. Görev yetkili, güvenlik amirleri yetkili memurları çağıracak ve bunları derdest dışarıda dinlenecekler. Onlar da bir su içecek, bir çay içecek, bir hava alacak. Kendine gelip eğer normal insan gibi meclisi, gazi meclisimize yarışır gibi Davranmaya karar verirlerse gelecekler oturacaklar. Tabii ki tepkilerini gösterebilirler. Ama her şeyin bir yolu oradan var değil mi? Burada şimdi üç bir şey de siz ben buna katılmasam, işte ben burada ayağa kalkıp masanın üstüne zıplarsam, ben ne söylesem söyleyeyim ciddiye alınmam. Şu anda yaptıkları şeyde bundan hiçbir fark yok. Ben de derim ki yok pardon kusura bakmayın siz yanlış düşünüyorsunuz. Bence böyle derim yani bu konuda. Bu da herkesin en doğal hakkı, onların da hakkı. Ama bunun bir ifade de, şekli var. Yani ne dediğiniz kadar nasıl dediğiniz de önemli meseleye gelince de bu arada sürekli haktan, hukuktan, adaletten bahsediliyor. Şundan da bahsetmek istiyorum ben. Madem bu kadar haktan, hukuktan yanalar. Şimdi bu kişi ben kendi kendi yani o davayı çok iyi bilmiyorum açıkçası. Onu da söyleyeyim peşinde ama onunla alakası da yok zaten söyleyeceğim şey. Bu tip dediğimiz parti zaten HDP'nin veya işte o zamanki adı da Yeşil Solun, şimdiki adı da Demin kanatlar altında meclise girdi değil mi? Yani bunun aldığı oy. CHP'nin ama, ama şey olarak masanın yani. kanatlarında yok, yok, giydik. Masadan da ziyade hani evet. resmi olarak. Hani evet. diyelim biz öyle dediğimiz zaman spekülasyon yapıyorsunuz derler. Tabii. Ama sonuçta Son resmi iki olarak. Içinde... Resmi olarak değil mi? O yüzde onluk barajı Hatta aşamadıkları için. Hatta biliyorsunuz o zaman işte 30 milyon lira gibi bir rakam <laughs> evet. alındığıyla da iddialar da ortaya evet, çıktı. çıktı. Evet. daha o da duruyor da yani. Ve yüzde on barajı o zaman artık yüzde yedi olan barajı aşabilmek için. Değil mi? Kendisi aşamayacağı için tek başına. Yüzde yedi olan barajı aşabilmek için. Şimdiki adı Dem Parti olan partiyle beraber girdiler. Evet. Ya peki Şimdi hepimiz biliyoruz. Herkes biliyor. Sokakta 10 yaşındaki çocuğu çevirsek, Güngör Bey'e sorsak da ki bu DEM Parti'nin PKK ile alakası var mı? <laughs> hani o Anayasa Mahkemesi'ndeki büyük hakim abilerimizin, ablalarımızın göremediği şeyi. O sokakta 10 yaşındaki çocuk daha iyi biliyor. Şimdi o zaman tiplileri, hatta biliyorsunuz tipin genel başkanı Erkan Baş'ın bir videosu var, Bir tane genç, ona genç bir üniversite üniversitesi olduğu belli sesinden bir genç gidiyor diyor ki ya diyor, utanmıyor musunuz diyor PKK ile bağ, bağ olan partiyle şey girme. Ölüm bağım varmış. Ben bilmiyorum diyor. <laughs> Erkan Baş. Video var diyor işte. Şey diyor. E, küfre diyor diyor. Serhat Demirtaş diyor. "Aponun heykeli dikeceğiz." dedi diyor. <laughs> ben bilmiyorum öyle bir video diyor. Yani artık aklımızda alay alay diyorlar geçiyorlar belli ki. <laughs> Ve e, bu videoyu Türkiye'de izlemen hiç kimse kalmamıştır herhalde değil mi? Serhat Demirtaş'ın o meşhur konuşmasını. E, şey, e, İmralı Canesi'nin hekelini dikeceğini dikmek istediğini söyleyen konuşmasını. Şimdi bütün bunlar oluyor. Bunlar yokmuş gibi davranılıyor. Yani bakın şudur. Meşru bir siyaset zemini, yasal bir siyaset zemini ancak gayrimeşru silahlı aktörler ortadan kalktığı zaman olur. Maalesef günümüzde ülkede PKK terör örgütü gibi silahlı bir gayrimeşru aktör var. Bu gayrimeşru aktör de ortada durduğu sürece biz hiçbir konuyu, hiçbir şeyi tartışamayız. Benim gözümde de sonuçta ne olursa olsun Can Atalay denen kişinin milletvekilliği bu gayrimeşru silahlı aktöre bağlı olduğu için Zaten bir geçerli olmayan bir milletvekilliğidir. Eğer haktan, adaletten, hukuktan bahsediyorlarsa girsinler CHP ile beraber seçime. O zaman konuşalım. Şimdi şu an benim için zaten hani seçilmemiz gereken olmamız gereken birisi.